Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight rehber videosundan hepinize selamlar. Bugünkü rehber videomuzun konusu Dead by Daylight'taki durum etkileri. İşte bitkinlik, topallık gibi gibi. Bu durum etkilerinin size hangi konularda etki ettiğini anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İlk efektimiz körlük efekti. Kurbanların bütün aura okuma yeteneklerini geçici olarak devre dışı bırakıyor bu efekt. Yani aura okuma yeteneklerini derken kurbanlar hiçbir şekilde takım arkadaşlarının yerini göremiyor. İşte ne bileyim özel bir perk kullanıyorlarsa veya da anahtar kullanıyorlarsa katilin yerini göremiyorlar gibi gibi gibi. Peki bu efekt hangi katilin hangi eklentisinde bulunuyor? Hemen buna da bakalım. Huntress'in köy göçüren zehri eklentisinde bulunuyor. Bu eklenti de şu işe yarıyor. Balta ile vurduğunuz hedef 60 saniye boyunca körlük durum etkisine giriyor. İkinci eklentimiz Twins'in süt dişleri eklentisi. Victor'la bir kurbanın sırtına atladığınız zaman kurban mouse sol tıka basarak alttaki barı fulleyip Victor'dan kurtulursa 15 saniyeline körlük durum etkisi altına giriyor. Üçüncü eklentimiz Wraith'in kör savaşçı çamur eklentisi. Bu eklenti de şu işe yarıyor. Sürpriz saldırılar kurbanlara 60 saniye boyunca körlük efekti veriyor. Dördüncü eklentimiz Demogorgon'un pirinç kılıflı çakmak eklentisi. Demogorgon biliyorsunuz ki bir yerden bir yere ışınlanmak için yere portal açıyor. Kurbanlar eğer bu portalla etkileşime geçerse 60 saniyeline körlük durum etkisi altına giriyorlar. Beşinci eklentimiz Clown'un parafin bidonu eklentisi. Bu eklenti de şu işe yarıyor. Gaz atarak zehirlediğiniz kurban 30 saniye boyunca körlük durum etkisi altına giriyor. Bir diğer eklentimiz The Pig'in yüz maskesi eklentisi. Ters ayı kapanına yakalanan kurbanlar körlük durum etkisi altına giriyor. Yani bir kurbana tuzak takmanız yeterli bu eklentiyi kullanmak için. Bir diğer eklentimiz piramit kafanın pas rengi yumurta eklentisi. Eğer bir kurban sağ tıka basılı tutarak çizdiğiniz azap yollarıyla temas ederse, yani tele basmış olurlarsa 60 saniyenin körlük durum etkisi altına giriyorlar. Ve son eklentimiz Legion'ın gülen surat rozeti eklentisi. O da şu işe yarıyor. Özelliğinize geçip bir kurbana vurduktan sonra diğer kurbanların yerini görebiliyorsunuz, biliyorsunuz ki Legion'da. İşte ilk kurbana değil de katil içgüdüsüyle işaretlenmiş olan bir kurbana vurursanız 60 saniyeline körlük durum efektine tabi tutuluyor bu kurban. Peki körlük efekti veren perkler neymiş? Hemen onlara da bakalım. İlk perkümüz The Hag'in Efsun 3. mühür perkü. İkinci perkümüz de Leatherface'in süründür perkü. Evet gençler, körlük durum etkisinin olayı bu kadardı. Şimdi gelelim kan hırsı efektine. Adından da anlayacağınız üzere katillerde olan bir efekt. Uzun süreli kovalamacalarda katilin hızını belli bir miktarda arttırıyor. Hangi katil olduğunuz fark etmez. Bir kurbanı uzun süre kovaladıysanız otomatik olarak kan hırsınız artacaktır. Ve bu kan hırsının seviyeleri vardır, seviye 1, seviye 2 diye. Seviyesi arttıkça hızınız da ona göre artacaktır. Fakat bir kurbana hasar verirseniz veya da palet kırarsanız kan hırsınız sıfırlanacak. Kan hırsını arttıran herhangi bir eklenti veya perk yok. Sıradaki etkimiz sakat durum etkisi. Sakat durum etkisi altına giren survivorlar bu etki bitene kadar sağlık duruma geri dönemez. Yani hem kendilerini iyileştiremezler hem de arkadaşları tarafından iyileştirme yardımı alamazlar. Peki bu efekti veren eklentiler nelermiş? Hemen bakalım. İlk eklentimiz Leatherface'in paslı zincir eklentisi. Testerenizle düşürdüğünüz kurban 90 saniyeline sakat durum etkisi altına giriyor. İkinci eklentimiz Legion'ın çete rozeti eklentisi. Özelliğinizdeyken katil içgüdüsüyle gördüğünüz bir kurbana özelliğinizle vurduğunuz zaman 60 saniyeline sakat durum etkisi altına giriyor o kurban. Diğer eklentimiz Twins'in ağır çıngırak eklentisi. Victor'u sırtından atan kurbanlar 20 saniye boyunca sakat durum etkisi altına giriyor. Eklentilerimiz bu kadardı. Şimdi gelelim sakat durum etkisini tetikleyen perklere. İlk perkümüz Adam'ın kurtuluş perkü. Bu perk şu işe yarıyor. Siz daha ilk asılışınıza geçmeden herhangi birisini kancadan kurtardıysanız perkünüz aktif oluyor ve ilk asılışınızda %100 olarak attempt escape atmanızı sağlıyor bu perk. Fakat attempt escape attıktan sonra 100 saniyeliğine sakat durum etkisi altına giriyorsunuz. Yani kancadan kurtuluyorsunuz fakat 100 saniye boyunca iyileşemiyorsunuz. İkinci perkümüz Zarina'nın halk için perkü. Bu perk de şu işe yarıyor. Herhangi bir kurbanı medkit kullanmadan iyileştirirken etkin yetenek tuşuna bastığınız zaman onu bir sağlık kademesi iyileştirmiş oluyorsunuz. Yani o kurban yerde sürünüyorsa anında 1 saniyede ayağa kalkıyor veya da yaralıysa anında 1 saniyede tamamen iyileşmiş oluyor. Fakat bu sizi yaralı bir konuma getiriyor ve 110 saniye boyunca iyileşemiyorsunuz. Bir diğer perkümüz piramit kafanın zorla kefaret perkü. Bu perk de şu işe yarıyor.
bir kurban koruma darbesi alırsa, yani arkadaşıyla katilin arasına geçip body block atarak hasarı arkadaşının değil de kendisinin almasını sağlarsa 60 saniyeliğine sakat durum etkisi altına giriyor. Dördüncü perkümüz David King'in takma kafaya perkü. Bu perk maç boyu sizi sakat durum etkisi altında bırakıyor. Yani maç boyu yaralı geziyorsunuz. Hiçbir şekilde iyileşemiyorsunuz. Fakat birkaç avantajı var. Katilin takip edebildiği kan izlerini bırakmıyorsunuz. Ayak izi değil, kan izi bırakmıyorsunuz. Burayı yanlış anlamayın. Yaralı olduğunuz zaman çıkardığınız sızlanma seslerini çıkartmıyorsunuz. Ve son olarak yere düştüğünüz zaman katil sizi sırtına almazsa, yerde bırakırsa maç boyu sınırsız olmak üzere yerden kalkabiliyorsunuz. Yani arkadaşlarınızın yardımına ihtiyaç duymuyorsunuz. Ve son perkümüz Steve'in sık dişini perkü. Kancadan kurtulduğunda veya da arkadaşların seni kurtardığında perk aktifleşiyor ve 28 saniye sonra kendi kendine iyileşmiş oluyorsun. Fakat bu 28 saniyelik süre boyunca sakat durum etkisi altındasın. Yani kancadan alınır alınmaz arkadaşların seni iyileştiremiyor. 28 saniye sonra otomatik olarak iyileşmeni beklemek zorundasın. Perklerimiz bu kadardı. Peki sakat durum etkisi altına sokan katil özellikleri neler? Hemen bunlara da bakalım. Bir tanesi The Twins. Eğer Victor ile üstünüze atlarsa Victor'u sırtınızdan def etmeden hiçbir şekilde iyileşemiyorsunuz. İkinci katilimiz de Plague. Plague eğer sizin üstünüze kusarak kusmuk barınızı fullerse sakat durum etkisi altına giriyorsunuz ve çeşmelere gidip temizlenene kadar sakat durum etkisi altında kalıyorsunuz. Evet gençler, sakat durum etkisi de bu kadardı. Şimdi gelelim Efsun efektine. Katilin herhangi bir Efsun totemi aktifse ekranınızın sağ bölümünde bu işareti görürsünüz. Yani bu işaret tüm Efsun totemlerinde aynıdır ve o Efsun totemi kırılana kadar bu işaret orada kalır. Peki katile Efsun totemi sağlayan perkler nelerdir? The Hag'in Efsun Umut Yiyen perkü, Huntress'in Efsun Avcının Ninnisi perkü, tüm katillerde açık olan Efsun Ecelden Kaçış Yok perkü, yine The Hag'in Efsun Yıkım perkü, tüm katillerde açık olan Efsun Av Heyecanı perkü, Dead Slinger'ın Efsun Öç perkü, Dümenci'nin Kitle Kontrolü perkü. Bunlar hep Efsun perkleridir ve bu perkler aktifken sağda bu lanetlenmiş işaretini görürsünüz. Sıradaki durum etkimiz Derin Yara efekti. Derin Yara efektine giren kurbanların kendilerini dikerek bu derin yaradan kurtulmaları gerekiyor. Eğer derin yara süresince kendilerini dikmezlerse otomatik olarak yere düşerler. Peki neler olduğu zaman bu derin yara efektine geçmiş oluyoruz? Hemen bunlara bakalım. Bunlardan bir tanesi kurbanların medkitinde bulunan bir eklenti. Adı kan kesici. Sağ tıka basılı tutarak medkitinizle kendinizi iyileştirirken jeneratör yaptığınız tuşa bir iki kez tıklıyorsunuz ve 8 saniyeliğine dayanıklılık efekti kazanıyorsunuz. Dayanıklılık efektinin ne olduğuna da birazdan geleceğiz. Bu efekti kazandığınız zaman yaralı olmanıza rağmen katil size 8 saniye içerisinde vurursa yere düşmüyorsunuz. Derin yara efektine girmiş oluyorsunuz. Belli bir süre içerisinde kendinizi dikmeniz gerekiyor. Peki derin yara efekti veren perkler nelermiş? Hemen onlara da bakalım. William Bill'in sayılı gün perkü. Bu perk de şu işe yarıyor. Bir kurbanı kancadan kurtardığınız zaman o kurbana dayanıklılık efekti vermiş oluyorsunuz belli bir saniyeliğine. Ve yaralı olmasına rağmen katil o kurbana vurduğu zaman o kurban yere düşmek yerine derin yara efektine giriyor. Bir diğer perkümüz Cheryl'ın ruh muhafızı perkü. Haritada herhangi bir Efsun totemi aktifse bu perkü kullanabiliyorsunuz. Peki bu perk ne işe yarıyor? Yerdeyken, yani can çekişme durumundayken sizi arkadaşlarınızın yardımı olmadan ayağa kaldırabiliyor bu perk. Aynı zamanda yerden kalktıktan sonra 4 saniyeliğine dayanıklılık durum efekti kazanıyorsunuz. Yani bu sürede katil size vurursa yere düşmek yerine derin yara efektine giriyorsunuz. Peki bizi derin yara efektine sokan katil güçleri nelermiş? Bir tanesi The Legion. Legion özelliğiyle bir kurbana vurursa o kurbanı derin yara efektine sokuyor. Bir diğeri de Dead Slinger. Dead Slinger eğer sizi kancasıyla çekerse sizi derin yara efektine sokmuş oluyor. Evet gençler, derin yara durum efektimiz de bu kadardı. Şimdi gelelim dayanıklılık durum efektine. Dayanıklılık efektine giren kurbanlar geçici süreliğine güçlenir ve ekstradan bir hasar alma hakkına sahip olur. Yani yaralı haldeyken hasar alırsanız yere düşmek yerine derin yara efektine girersiniz. Aynı derin yara efektinde olduğu gibi dayanıklılık durum efektinin de eklentileri ve perkleri aynı. Medkitimizde kullandığımız kan kesici eklentisi. Perk olarak ise William Bill'in sayılı gün perkü, Cheryl'ın ruh muhafızı perkü ve ekstradan Ashley'nin yüreklilik perkü. Diğer perklerimizi eklentimizi zaten anlatmıştık. Peki Ashley'nin yüreklilik perkü ne işe yarıyor? Ona da bakalım. 3 koruma darbesi aldıktan sonra bu perk etkinleşiyor.
Bu perk etkinleştikten sonra yaralı durumdayken alacağınız ilk hasar sizi yere düşürmüyor. Ayakta kalmanızı sağlıyor. Evet gençler, dayanıklılık durum efektimiz de bu kadardı. Şimdi gelelim bitkinlik durum efektine. Eğer kurbanlar bitkinlik perklerinden herhangi birisini kullanırlarsa, işte bu perkler Dead Art, Sprint Burst gibi gibi, bitkin efektine girerler ve efekt bitene kadar bitkinlik perklerini bir daha kullanamazlar. Eğer birden fazla bitkinlik perkü kullanıyorsanız, yani Dead Art ve Sprint Burst'u aynı anda kullanıyorsanız, bir tanesini kullandığınız an diğer bitkinlik perkleriniz de bekleme süresine girecektir. Yani onları da süre bitene kadar kullanamayacaksınız. Bir kurban kancaya asıldığında bitkinlik efekti son bulur. Peki bitkinlik efekti veren eklentiler nelermiş? Bunlara bakalım. İlk eklentimiz Huntress'in zehirli karışım eklentisi. Baltayla vurduğunuz hedef 5 saniye boyunca bitkin durum etkisi altına giriyor. Yani Dead Art'ı falan varsa kullanamıyor. İkinci eklentimiz The Pig'in yavaş salınımlı toksin eklentisi. Peki bitkinlik perkleri nelermiş? Mac Thomas'ın adrenalin perkü. Son jeneratör bittiği an yerdeysen ayağa kalkıyorsun, yaralıysan da sağlıklı konuma geliyorsun. Ve aynı zamanda 5 saniye boyunca normal koşma hızından %150 daha hızlı koşuyorsun. Sonrasında 60 saniye bitkinlik efektine giriyorsun. İkinci perkümüz Nia'nın 4 ayak üstüne perkü. Yüksek bir yerden atladığınızda sendeleme sürenizi %75 düşürüyor. Aynı zamanda yüksek bir yerden atlayıp koştuğunuz zaman 3 saniyeliğine %150 daha hızlı koşuyorsunuz. Sonrasında ise bitkinlik efektine giriyorsunuz. Bir diğer perkümüz Oni'nin kan yankısı perkü. Bir kurbanı kancaya astığınızda yaralı olan tüm kurbanlar 45 saniyeliğine kan kaybı ve bitkin durum etkisi altına giriyorlar. Bir diğer perkümüz David King'in Dead Art perkü. Koşu halindeyken etkin yetenek tuşuna basarsanız öne doğru büyük bir adım atarsınız ve bu sizi katilin hamlesinden kurtarır. Bir diğer perkümüz Jane Romero'nun Hedon perkü. Bir dolabın içine girip 3 saniye bekledikten sonra perkünüz aktif oluyor ve katil dolabın önündeyken hızlı bir şekilde dolaptan çıkarsanız katil 3 saniyeliğine sersemliyor. Siz de bitkin durum efektine girmiş oluyorsunuz. Sıradaki perkümüz Fangmin'in kıvrak perkü. Bir pencereden veya paletten hızlı bir şekilde atladığınız zaman 3 saniyeliğine %150 daha hızlı koşuyorsunuz. Bir diğer perkümüz Demogorgon'un zihin kıran perkü. Bir diğer perkümüz Yun Jin Lee'nin hit parça perkü. Bir katili paletle sersemlettikten sonra 4 saniyeliğine %150 daha hızlı koşarız. Ve son perkümüz Mac Thomas'ın Sprint Burst perkü. Koşmaya başladığımız an 3 saniyeliğine %150 daha hızlı koşarız. Ve ardından 60 saniyeliğine bitkin durum efektine gireriz. Evet gençler, bitkinlik durum efektimiz de bu kadardı. Sıradaki durum etkimiz zayıf durum etkisi. Bu etki katilin normal özelliği dışında düz vuruşunu kullanarak kurbanlara tek atmasını sağlar. Yani bu efekt aktifken katil 2 değil tek vuruşla survivor'ları yere düşürebilir. Zayıf durum etkisi tetiklendiğinde ise şu sesi duyarsınız. Yani bu sesi duyduysanız kaçın. Zayıf durum etkisi altına sokan eklentiler nelermiş? İlk eklentimiz Dead Slinger'ın parıltılı para eklentisi. En az 15 metre uzaklıktan bir kurbanı zıpkınınızla vurursanız o kurbanı tekte yere düşürebilirsiniz. İkinci eklentimiz Twins'in parıltılı kolye eklentisi. Bu da şu işe yarıyor. Eğer bir kurban Victor boştayken onu ezerse, yani siz Charlotte'u kontrol ederken Victor'u ezerse 30 saniyeliğine o kurbana tek atabilirsiniz. Diğer eklentimiz Trickster'ın parıltılı fotokart eklentisi. Kurbanı yaralamadan önce o kurbanın bıçakla aldığı hasar barını en sona getirirseniz sol tıkla vurduğunuz an o kurbanı yere sereceksiniz demektir. Son eklentimiz de The Clown'ın kızılın serçe parmağı eklentisi. Şişenizi doğrudan bir kurbanın üstüne tutturursanız o kurbanı zayıf durum etkisi altına sokuyorsunuz. Peki zayıf durum etkisi altına sokan perkler nelermiş? İlki Blight'ın ejderha pençesi perkü. Blight bir jeneratörü bozduktan sonra belli bir süre içerisinde o jeneratöre tekrardan oturursanız zayıf durum etkisi altına giriyorsunuz. İkinci perk The Pig'in kararını ver perkü. Eğer bir kurbanı kancaya astıktan sonra siz o kurbanı 32 metre uzaklıktayken o kurbanı kurtarırlarsa o kurbanı kurtaran kişi 40 saniyeliğine zayıf durum etkisi altına giriyor. Üçüncü perkümüz The Hag'in Evsun Umut Yiyen perkü. Siz eğer kancaya astığınız kurbana 24 metre uzaklıktayken o kurbanı kurtarırlarsa bir adet nişan kazanıyorsunuz. Ve bu olay 3 kere tekrarlanırsa tüm kurbanları zayıf durum etkisi altına sokmuş oluyorsunuz. Ve Evsun toteminiz kırılana kadar bütün kurbanlara tek atabiliyorsunuz. Dördüncü perkümüz Spirit'in Evsun bölgeye musallat perkü. Haritada 2 adet
tuzak barındıran Efsun totemi çıkıyor. Ve eğer bu totemlerden herhangi birisini kırarlarsa 40 saniye boyunca tüm kurbanlar zayıf durum etkisi altına giriyor. Bir diğer perkümüz tüm katillerde açık olan Efsun ecelden kaçış yok perkü. Bu perkünüz maç içinde aktif değil. Son jeneratör bittiği an haritada kalan herhangi bir sönük toteme bu perkünüz uygulanır. Ve o totemi Efsun totem haline çevirir. Efsun toteminiz kırılana kadar da bütün kurbanları zayıf durum etkisi altına sokarsınız. Bir diğer perkümüz The Legion'ın çivili tabut perkü. Bu perk de şu işe yarıyor. Bir kurban dolaba girip çıkarsa 30 saniyeliğine zayıf durum etkisi altına giriyor. Diğer perkümüz Spirit'in Gares perkü. Maçta bir adet saplantınız oluyor. Ve her jeneratör bitişinde o saplantınızın haresini 5 saniyeliğine görüyorsunuz. Son jeneratör bittiğinde ise o saplantınıza zayıf durum efekti giriyor. Ve o kişiye tek atabiliyorsunuz. Hatta Mori bile çekebiliyorsunuz. Son perkümüz de Trickster'ın şöhret budalası perkü. Bir kurbanı sırtınıza taşırken herhangi bir kurban sizin kalp atış menzilinize girdiyse o kurbana belli bir süre boyunca zayıf durum etkisi uyguluyorsunuz. Katil güçleri olarak da Michael'ın seviye 3'ü ve Ghostface'in bir kurbanı tamamen stalkladığı özelliğinin örneğini verebiliriz. Şimdi gelelim kan kaybı durum etkisine. Kan kaybı durum etkisi altına giren Survivor'lar normale göre daha fazla kan bırakırlar. Yani katil onların izini daha rahat takip edebilir. Gelelim kan kaybı efekti veren eklentilere. İlk eklentimiz Huntress'in lekeli baş eklentisi. Baltayla vurduğunuz bir hedef tamamen iyileşene kadar ağır yaralı ve kan kaybı durum etkisi altına giriyor. İkinci eklentimiz Wraith'in kör savaşçı beyaz eklentisi. Bir kurbana sürpriz saldırı yaptığınız zaman o kurban tamamen iyileşene kadar ağır yaralı ve kan kaybı durum etkisine giriyor. Üçüncü eklentimiz Piramit Kafa'nın Kızıl Tören Kitabı eklentisi. Piramit'in yerlere çizdiği azap yolu efektine giren yaralı kurbanlar kan kaybı durum etkisi altına girer. Dördüncü eklentimiz Twins'in paslı iğne eklentisi. Victor'u sırtından atan kurbanlar iyileşene kadar kan kaybı durum etkisi altına girer. Son eklentimiz The Pig'in maket bıçağı eklentisi. Ters ayı kapanına yakalanan kurbanlar kan kaybı durum etkisi altına girer. Peki kan kaybı durum etkisini veren perkler neler? Hemen bunlara bakalım. İlki Oni'nin kan yankısı perkü. Bir kurbanı kancaya astığınızda yaralı olan tüm kurbanlara kan kaybı ve bitkinlik efekti vermiş olursunuz. Bir diğer perkümüz de tüm katillerde açık olan kanlı kasap perkü. O da şu işe yarıyor. Eğer bir kurbana normal saldırınızda vurduysanız o kurban ağır yaralı ve kan kaybı durum etkisine giriyor. Evet gençler, kan kaybı durum etkimiz de bu kadardı. Sıradaki durum etkimiz sürat. Katil veya kurbanın hızını geçici olarak arttırır. Peki sürat sağlayan perkler nelermiş? İlki adrenalin. Son jeneratör bittiği zaman 5 saniyeliğine %150 daha hızlı koşarsınız. İkincisi 4 ayak üstüne yüksek bir yerden atladığınız zaman 3 saniyeliğine %150 daha hızlı koşarsınız. Üçüncü perkümüz kan yemini. Saplantı olan kurbanı iyileştirdikten sonra veya da o sizi iyileştirdikten sonra birbirinizden 16 metre uzaklaşana dek ikiniz de %5 daha hızlı koşarsınız. Dördüncü perkümüz şaha kalk. Katilin sırtında olan bir kurbanın 6 metre yakınında olduğun zaman hareket hızın %5 artar. Sıradaki perkümüz Efsun umut yiyen. Bir kurbanı kancaya astıktan sonra o kurbanı 24 metre uzaklıktayken eğer o kurbanı kurtarırlarsa bir nişan kazanırsınız. Ve nişanlarınız 2 olduğu zaman bir kurbanı kancaya astıktan 10 saniye sonra 10 saniyeliğine %3 daha hızlı yürürsünüz. Sıradaki perkümüz Efsun ecelden kaçış yok perkü. Tüm jeneratörler bittikten sonra perkünüz aktif olur ve hareket hızınız %4 artar. Bir diğer perkümüz Umut. Çıkış kapılarına güç verilir verilmez 120 saniyeliğine %7 daha hızlı koşarız. Sıradaki perkümüz Kıvrak. Bir paletten veya pencereden hızlı bir şekilde atladığımız zaman 3 saniyeliğine %150 daha hızlı koşarız. Bir diğer perkümüz Yemeğinle Oyna. Saplantı olan kurbanı her kovalayıp elimizden kaçırdığımızda hareket hızımız %3 artıyor ve bunu toplamda 3 kere yapabiliyoruz. Son perkümüz de Ani Depar. Depara kalktığınız an 3 saniyeliğine %150 daha hızlı koşuyorsunuz. Sıradaki durum etkimiz Sağır Durum Etkisi. Kurbanların veya katillerin duyma yeteneğine geçici olarak zarar verir. Sesleri susturur ve tiz bir ıslık sesi verir. Sıradaki durum etkimiz Topal Durum Etkisi. Survivor'ların hızını geçici olarak azaltır. Peki topal durum etkisi veren eklentiler nelermiş? İlk eklentimiz Blight'ın 33. bileşik eklentisi. Maraz ile özelliğinizi kullanırken bir yere çarptığınızda
O çarptığınız yerin 16 metre yakınındaki kurbanlar 3 saniyeliğine topal durum etkisi altına giriyor. İkinci eklentimiz Clown'ın ağartıcı şişesi eklentisi. Gazınızla zehirlediğiniz hedef fazladan topal cezasını orta seviyede yaşar. Üçüncü eklentimiz ise The Hag'in içi su dolu ayakkabı eklentisi. Bir kurban tuzağınıza bastığı zaman tetiklenen tuzağın menzilindeki bütün kurbanlar topal durum etkisi altına giriyor. Peki survivor'ların hızını yavaşlatan katil güçleri nelermiş? İlki The Clown. Clown'ın zehirli gazı survivor'ların hızını %15 yavaşlatıyor. İkincisi ise Freddy'nin rüya kıskacı. Bu da survivor'ların hızını %20 yavaşlatıyor. Sıradaki efektimiz aciz durum etkisi. Bu efekt kurbanların belirli objelerle etkileşimini engeller. Bu efekt varken jeneratör yapamazsınız. Kanca sabotajlayamazsınız. Item kullanamazsınız. Diğer survivor'larla etkileşime geçemezsiniz. Yani onları iyileştiremezsiniz vesaire. Ve totem temizleyemezsiniz. Fakat bu efekt varken çıkış kapılarını açabilirsiniz. Dolaplara girip çıkabilirsiniz. Çıkış kapısı veya kapaktan kaçabilirsiniz. Palet devirebilirsiniz. Paletlerden ve pencerelerden atlayabilirsiniz. Peki bu efekti veren eklentiler neler? Bir tanesi Huntress'in ağırbaş eklentisi. Balta ile vurduğunuz kurban 10 saniyeliğine aciz durum efekti altına giriyor. Katil gücü olarak bakacak olursak ise Twins'in özelliği kurbanları aciz durum etkisi altına sokuyor. Yani Victory ile bir kurbanın sırtına atladıysa o kurban aciz durum efekti altına girmiş demektir. Sıradaki efektimiz delilik efekti. Bu efekt sadece doktora ait olan bir özellik ve kurbanların akıl sağlığına zarar veriyor. Eklentilerle desteklenerek kurbanların sahte palet görmesini, zor skill checklerle karşılaşmasını veya da doktorun halüsinasyonlarını görmesini sağlayabilir. Sıradaki durum efektimiz ağır yaralı durum efekti. Bu efekte sahip olan kurbanların iyileşme hızı %20 düşer ve tamamen iyileşene kadar bu efekt devam eder. Bu efekti sağlayan ilk eklentimiz Huntress'in lekeli baş eklentisi. Balta ile vurduğunuz kurban ağır yaralı durum efektine giriyor. İkincisi Wraith'in kör savaşçı beyaz eklentisi. Sürpriz saldırı ile yaraladığınız kurban ağır yaralı durum efektine giriyor. Üçüncüsü The Legion'ın üstü çizilmiş gülen surat rozeti eklentisi. Katil içgüdüsüyle işaretlenmiş bir kurbana özelliğinizle vurursanız o kurban ağır yaralı durum efektine giriyor. Dördüncüsü Leatherface'in dehşet verici zincir eklentisi. Elektrikli testereyle düşürdüğünüz kurban ağır yaralı durum efektine giriyor. Sıradaki eklentimiz Dead Slinger'ın Gladiçya dikenleri eklentisi. Zıpkın tüfeğinden kurtulan kurbanları ağır yaralı durum efektine sokuyor. Bir diğer eklentimiz yine Dead Slinger'ın paslı çivi eklentisi. Zıpkınla tuttuğunuz bir kurbana vurmak o kurbanı ağır yaralı durum efektine sokuyor. Bir diğer eklentimiz The Pig'in paslı eklentiler eklentisi. Ters ayı kapanıyla yaraladığınız kurbanlar ağır yaralı durum efektine giriyor. Sıradaki eklentimiz Huntress'in paslı baş eklentisi. Baltayla vurulan hedef ağır yaralı durum etkisi altına giriyor. Son eklentimiz The Clown'un sülfürik asit tüpü eklentisi. Gazınızla zehirlediğiniz kurban ağır yaralı durum etkisi altına giriyor. Ve perk olarak ise normal vuruşunuzla yaraladığınız her kurbanı ağır yaralı durum efektine sokmanıza yarıyor. Sıradaki durum efektimiz bir haber durum efekti. Bir haber durum etkisi altına giren survivorlar katilin nerede olduğunu anlayamaz. Çünkü bu efekt katilin kalp atışını duymanızı engeller. Aynı zamanda katilin kalp atışına bağlı olarak çalışan kurban perkleri çalışmaz. Peki bir haber durum etkisi veren eklentiler nelermiş? İlki The Twins'in parfüm damlası eklentisi. Victor'un çığlığının etkisi altındaki tüm kurbanlar bir haber durum etkisi altına giriyor. Diğer eklentimiz Piramit Kafa'nın kayıp hatıralar kitabı eklentisi. Piramitin yere çizdiği azap yolundan etkilenen kurbanlar 15 saniyeliğine bir haber durum etkisi altına giriyor. Gelelim bir haber durum etkisi veren perklere. İlki Piramit Kafa'nın ölüm kalım perkü. İkincisi Dead Slinger'ın efsun örç perkü. Ve üçüncüsü Oni'nin baş düşman perkü. Ve son özelliğimiz tespit edilemez durum etkisi. Bu etki katilin kızıl lekesini, kalp atışını ve kurbanların katilin aurasını okuma özelliğini devre dışı bırakır. Yani katili resmen bir hayalete çeviriyor. Peki tespit edilemez durum etkisi hangi eklentilerde var? İlk eklentimiz Nurse'ün kötü adamın son nefesi eklentisi. Bir diğer eklentimiz Piramit Kafa'nın obsidyen kadeh eklentisi. Diğer eklentimiz Twins'in susturma bezi eklentisi. Bir diğer eklentimiz Demogorgon'un parlak kırmızı mantar eklentisi. Diğer eklentimiz Blight'ın Vigo'nun günlüğü eklentisi. Yine bir diğer eklentimiz Demogorgon'un mor mantar eklentisi. Ve son eklentimiz Huntress'in
Ahşap tilki eklentisi. Peki, tespit edilemez durum etkisi sağlayan perkler neler? İlk perkümüz Huntress'in av tutkusu perkü. Bir kurbanı uzun süre kovalayıp kan hırsımızı birinci seviyeye getirdiğimiz zaman tespit edilemez durum etkisine giriyoruz. Ve kan hırsını kaybedene kadar bu etki devam ediyor. Bir diğer perkümüz Plague'in kara bağlılık perkü. Saplantı olan kurbana normal saldırınızda vurduğunuz zaman kalp atışınız 20 saniyeliğine o kurbana geçiyor. Ve bu süre zarfında tespit edilemez durum etkisine giriyorsunuz. Bir diğer perkümüz tüm katillerde açık olan bir perk. Adı Sinsi. 2 saniye boyunca hiç hareket etmeyip olduğunuz yerde kalırsanız tekrardan hareket edene veya da herhangi bir eylem gerçekleştirene kadar tespit edilemez durum etkisi kazanıyorsunuz. Bir diğer perkümüz Hillbilly'nin lehimci perkü. Herhangi bir jeneratörün ilerleme barı %70'e ulaştığı zaman 12 saniyeliğine tespit edilemez durum etkisi altına giriyoruz. Ve son perkümüz Piramit Kafa'nın azabın izleri perkü. Bir jeneratörün yanına gidip o jeneratörü tekmeleyip bozduktan sonra o jeneratörün gerilemesi durana kadar tespit edilemez durum etkisi kazanıyoruz. Bize tespit edilemez durum etkisi veren perkler bu kadardı. Şimdi gelelim özelliği tespit edilememek üzerine kurulu olan katillere. İlki seviye 1 Michael. Michael seviye 1'deyken hem kalp atışını duymazsınız hem de kızıl lekesini göremezsiniz. İkinci katilimiz The Peak. The Peak ayaktaysa kalp atışı da vardır, kızıl lekesi de vardır. Fakat CTRL tuşuna basarak çömeldiği an hem kalp atışı yok oluyor hem de kızıl lekesini göremiyorsunuz. Üçüncü katilimiz Ghostface. Ghostface'inde normal kırmızı ışığı ve kalp atışı mevcut. Fakat eğer sağ tıka basılı tutup stalk moduna geçerse hem kalp atışı hem de kızıl lekesi devre dışı kalıyor. Dördüncü katilimiz Demogorgon. Demogorgon'ın maç içerisinde hem kalp atışı hem de kızıl lekesi var. Fakat eğer açtığı portallardan geçiş yaparsa çıkış portalından çıktığı an birkaç saniyeliğine tespit edilemez durum etkisi altına giriyor. Yani kalp atışı ve kızıl lekesi olmuyor. Son katilimiz de Wraith. Wraith pelerinden çıkmış haldeyken, yani görünür haldeyken kalp atışı da kızıl lekesi de mevcut. Fakat sağ tıka basılı tutup görünmez moda girerse hem kalp atışı hem de kızıl lekesi devre dışı kalıyor. Zaten direkt kendisi de görünmez oluyor. Evet gençler, durum etkilerinin anlatımı bu kadardı. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.